Battalgillerin oğlu Çavuşoğulları'nın kızını kaçırmıştı. Kan davası kara bir bulut oldu, gölge düşürdü mutlulukları. 100 yıldır eceliyle ölene pek rastlanmaz bu köyde. Ölüm bile iki aileyi birleştiremez. Battalgillerin mezarları Çavuşoğulları'nın mezarlarından ayrıydı, uzaktı. Birbirlerinin geçtikleri yollardan geçmezler, birbirlerinin içtikleri sudan içmezlerdi. Ayrı ayrı kahvelerde otururlardı. Köyde herkes birbirinden korkar olmuştu. Silahlanmak, mendil taşımak, cigara taşımak kadar normal hale gelmişti. Jandarma durumu biliyordu. Boş yere kana akıtılmasına engel olmak istiyordu. İki düşman ailenin birleşmek zorunda kaldıkları tek yer Tanrı'nın eviydi. Orada bile ayrı köşelerde ibadet ederlerdi. Bir cuma günü 1,5 yıldır süren sükunet gene bozuldu. Çavuşoğlu Kasım! Barut kokusu, kan kokusu kapladı gene köyü. Battal Ağa'nın Bekir, Çavuşoğullarından Kasım'ı vurmuştu. Battalların Bekir İstanbul'a kaçmış. Cenazeyi buradan geçiriyorlar ha. Murat'tan mı korkuyorsunuz? Çavuşoğullarının tümü gelsin üstüme. Erkek olan ateş eder. Bekir gittiyse ben buradayım. Dayının kanına kan isterim oğul. Battalgilleri bire kadar kırmayınca bu dünyada yaşamak haram bana. Hem de hepimize yaşamak haram olsun. İstanbul'daymış. Jandarma yetişmeden onu bulup öldürmezsen bir daha da bu köye dönme. Kanımıza kan almadan köye dönersen bil ki senin suratına tükürürüm oğul. Meraklanma ana. Bekir ölecek. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Bebek'te Salih Reis'e gidersin önce. O bilmiyorsa Bekir'in yerini Asım Çavuş bilir. Asım'ı Kuraba Hastanesi'nde bulacaksın. Bekir'i öldürmezsen sülüm haram olsun sana. Ev sana emanet Hasan kardeş. Yokluğumu belli etme köyde. Sen rahat ol Murat abi. Güle güle git, güle güle gel. Sağ ol Hasan kardeş. Salih Reis'i arıyorum. Salih Reis! Bu delikanlı seni soruyor. Sağ ol. Dur bakayım, bu böyle olmayacak. Vay benim kel başıma! Biz nasıl bunamışız da kendi öz evladımızı tanımaz olmuşuz? Çok oldu Salih amca görmeyeli. Çok olmayla uzaktan sezmek gerekmez mi? Bu duruş, bu cakalı hal kimde bulunur kopuk? Hal bozuk Salih amca. Bozuk mu? Gel bakalım. Başın belada belli ama sormaya da korkuyorum. Battallarla mı dalaştın gene? Yoksa birini mi vurdun? Battalların Bekir dayımı vurdu. Kasım'ı mı? Vah Kasım, vah kardeşim! Yahu bu ne biçim gavurluk, bu ne biçim bir beladır arkadaş? Bize kurtuluş yolu yok mu? Yok Salih amca. Öyleyse sen Bekir'in peşinden geldin. İstanbul'da saklanıyormuş. Babam Salih Reis yerini bilir dedi. Baban halt etmiş. Bilsem de söyler miyim? Bekir mezara, sen mahpus damına. Ne çıkacak bundan? Kan davasıymış. 15 yılım gitti mahpus damlarında. Çıktığımda ne karı ne çocuk. Mahpusluk ölümden beter Muradoğlu. Kanun mektebine gitmedin miydi sen? Gittim. Gittin de bu ne biçim akıl Murat oğlum? Kanun mektebinde böyle mi okuttular sana? Bu memleketin polisi var, hakimi var. 3-5 güne varmaz yakalanır. Bırak yesin 30 seneyi. Hayrola? Bir de Asım Çavuş'a gideyim. Bekir'i polisten önce bulmam lazım. Bu kin, bu vahşet ne zaman bitecek? Söyle, ne zaman bitecek? Mezarda. Git mezara gir öyleyse. Git, bir daha da gözüm görmesin seni. La havle ve la kuvvete. Dur, nereye gidiyorsun? Git demeyin Murat! Bir günden bir şey olmaz. Hele bir soluk al. İlle de bulacağım diyorsan yarın bulursun. Seni sevdiğinden söylüyorum Murat oğlum. Bulunca yetiği bir kurşunda benim için sıkarsın Murat efendi. Göreyim seni. Biliyor musun nerede oldu? Korkudan çıkarmış ortaya kahpenin dölü. Dur bakayım. Ortaköy'ün üstünde Portakal Bayırı'nda gece kondular vardır. Kaçakçı Recep diye sorarsın bilirler. Recep Battalgillerin eski adamıdır. Saklarsa o saklar Bekir'i. Ayrıca ben de soruştururum. Hı. Kaçakçı Recep'i arıyorum. Git babana haber versene, böyle duruyorsun. Baba! Ne var? Birisi seni arıyor. Ne istiyorsun? Battalların Bekir'i arıyorum. Burada öyle kimse yok. Nerede saklanıyor? Bilmiyorum. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim ki bilmiyorum. Görürsen Murat seni arıyor dersin. Bebek'te Salih Reis'in yanındayım. Peki. Asım Çavuş gibiler kan dökülmesinden keyif duyarlar. Gel sen beni dinle Murat oğlum. Zamandan iyi ilaç var mı? Zamanla içinin zehiri kendiliğinden akıp gider. Bilmezmiş gibi konuşuyorsun Salih amca. Bekir ölmezse ben köye ne yüze dönerim? Anam sütünü, babam hakkını helal eder mi? Bekir ölecek. Bu koca İstanbul şehrinde polisin bulamadığını sen nasıl bulacaksın? Ben bulurum. Gene nereye? Biraz dolaşacağım. Senin konuk dertli görünüyor Salih Reis. Asıl dertli benim bre Cafer Efendi. Neyiniz var, bir şey mi oldu? Yalvarırım yardım edin! Ne oldu? Allah'ım! Ne yapacağım şimdi ben? Gelin benden! Hala orada, bahçede! Bahçede dolaşıyordum, evde kimsecikler yoktu. Nereden geldiğini anlayamadım. Ansızın üzerime saldırdı, elime bir taş geçti o anda, vurdum! İşte orada! Allah'ım, öldürdüm onu! Sakin olun, belki de ölmemiştir. Öbür dünyadaki tanıdıklarından selam getirdim delikanlı. Bravo Zeynep, esaslı bir enayi avcısıymışsın. Böylesine avlamak kolay, baksanıza hala uyanmadı. Enayinin de safkanı olacak. Şakaydı, böyle bir oyunu vardı arkadaşlarım. Enayi avlama oyunu. Yanlış anlamayın. Bir insanın saflığıyla, iyi niyetiyle alay etme oyunu. Size yakıştıramadım. Uzattın ahbap. Hadi bakalım yaylan da ense tıraşını görelim. Durun! Hayrola, bu saf taşralıya, bu yabaniye sahip mi çıkıyorsun? Sana yaptığı terbiyesizliğin hesabını soracaktık. Yabani biziz, terbiyesiz biziz. Kimsenin gururuyla oynamaya hakkımız yok. Soğukluk etme Zeynep, pekala eğlendik işte. Biraz da zavallı Erdinç'in gururuyla meşgul olsak, baksana kahramanımızın haline. Aslında ödeşmiş olduk. Hayriye, alkolü alıp getirsene! Sizden özür dilemek istiyorum. Biliyorum, kötü, budalaca bir şeydi yaptığımız. Enayi ablam oyunu. Yemin ederim ki istemeden girdim bu oyuna. Anlaşılan Ringo intikam peşinde. Ama silah tutmasını bilmiyor. Tüfek bu ahbap, kaval değil. Omuza dayanır, bu dipçik, yanağa kaynak yapacaksın. Gez, göz ve arpacık. Şakayı yerinde bırak Fuat. Zaten yeteri kadar tadını kaçırdık. Oyun bitti. Bu da oyun. Delikanlı tüfeği aldığına göre kovboyculuk oynamak istiyor. Ama oyuncakla değil. Hala dinmedi mi öfkeniz? Hala affetmeyecek misiniz beni? Bir de tokat vurun sizi rahatlatacaksa. Vursanıza! Bir adres daha buldum sana Murat Efendi. Battal Ağa'nın İstanbul'da bir üvey kardeşi varmış. Bekir herhalde onun yanındadır diyorlar. Adam çok zenginmiş. Sen tanıyor muydun? Tanımam. Evinin adresini bulursam onu da getiririm. Bana sorarsan Bekir oradadır. İnşallah bu sefer boş dönmem. Asım Çavuş. Geldim beyim. Bana müsaade. Gene görüşürüz. Kalbin içerisinde 4 boşluk vardır. Bunlardan ikisine atria kordi denir. Sağdaki atrium dextrum, soldaki atrium sinistrum adını alır. Alttaki 2 boşluğa ventrikül kordi. Ventriküller arası bölüme septum interventriküler denir. Atriumlar arası bölmeye septum interarteriyal denir. Bu boşlukların duvarlarında trabeküle karnea vardır. Kalbin strüktürü 3 tabakadan meydana gelir. Miyokardiyum, vendekardiyum, perikardiyumdur. Teşekkür ederim efendim. Gerçekten iyi hazırlanmışsınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dün gece sizi üzdüm. Özür dilerim. Özür dilemeye mi geldiniz buraya? Hayır, tesadüfen. Yolumu şaşırdım. Hep tesadüfler birleştirdi bizi. Bu kaçıncı karşılaşmamız? 4. 3 değil mi? Geçen gece geç vakit denize giriyordunuz. Ben görmedim sizi. Tesadüf. Salih Reis'in kulübesinde kalıyorum. Hep birbirinden garip tesadüfler. Kim bilir benim hakkımda neler düşünüyorsunuz? Ne tuhaf. Fakültede geçen bir yılı hatırladım. Ankara hukukunda okudunuz demek. Topu topu 1 yıl. Okuduk sayılmaz. Sonra bir takım ailevi meseleler, dertler... Miyokardiyum. Miyokardiyum, doğru mu söyledim? Doğru. Hastalık mı? Kalbin 3 tabakasından biri. Memnun oldum. Güzel isim, çiçek ismi gibi. Gülmek yakışıyor size. Bebek'te mi oturuyorsunuz? Hayır. Orası bir arkadaşımın evi. Birkaç günlüğüne kalmaya gelmiştim. Ölü kim peki? Hangi ölü? Yerde yatan ölü. Taşla başına vurup öldürdüğünüz. Fuat. Alev'in akrabası. Amerika'dan yeni geldi, mühendis. Ne olur o geceyi hatırlatmayın bana. Ben arada hatırlıyorum. Özür diledim sizden. Ben de. Çayınız hazır. Hava çok sıcak, terlemiyor musunuz böyle? Ha, anladım. Tabanca meselesi. Alay etmeyin. Çok bunalttı beni arkadaşlarınız. Tabancayla caka satacak adam değilim ben. Niçin taşıyorsunuz öyleyse? Niçin mi? Bilmem, alışkanlık. Sigara tiryakiliği gibi filan herhalde. Öyle alıyorsunuz benden. Başınıza bir iş gelir diye korkuyorum. Ya başıma iş gelmesin diye taşıyorsam? Taşımak zorundayız. İç dünyanızın kapılarını açabilmek isterdim. Yıllar önce anahtarını kaybettim. Siz bulabilirsiniz o anahtarı. Ama kilit pas içindedir. Açmak çok uğraştırır insanı. Hadi açıldı diyelim. İçeride iyi bir şey. Biraz aydınlık, biraz güzellik kalmamıştır. Sanmıyorum. Boş, manasız bir karanlığın içine düşebilirsiniz. O anahtarı arayacağım. Boş, manasız bir karanlıkla karşılaşmayacağımı biliyorum artık. Hala isminizi bilmiyorum. Ben de. Benim ismim Zeynep. Murat. Niçin korkuyorsunuz gülmekten? Alışmamışım. O kadar yakışıyor ki size. Bambaşka bir insan oluyorsunuz gülerken. Anahtarı arıyorsunuz. Hı, bulacağım. Yeşilköy, Yeşilköy! Ayrılmadan bir ricam olacak sizden. Bir daha güler misiniz? Neden? Bilmem, içimden geldi. Teşekkür ederim. Bir daha rastlaşmasak bile bir dost tavsiyesi. Her zaman gülün. Selim Bey meşgul kardeşim, sizinle görüşemeyecek. Çavuşoğullarından Murat'ım ben. Bekir'i arıyorum. Görmedim Bekir'i falan. Beni bu pis işlere bulaştırmayın. Bekir'i arıyorum. Amcası değil misin sen? Olmaz olsaydım. 30 yıl oldu köyden ayrılalı. Selamımı bile kestim onlarla. Biliyor da söylemiyorsan sen bilirsin artık. Görmedim dedim ya. Bilmiyorum. Allah tümünün cezasını versin. Yemin ederim ki bilmiyorum. Erken döndünüz amca. Neniz var amca, hasta mısınız yoksa? Yok bir şeyim. Abin nerede? Odasında sanırım. Polis mi? Murat. Murat mı? Murat yazıhaneye geldi, seni arıyor. Biliyordum sonunda başımın belaya gireceğini. İstemiyorum, çık git evimden. Takip etmiş olmasın? Etmedi, atlattım. Ama nasıl olsa bulacak. İyisi mi çek git. Nereye gideyim? Bana mı güvendiğin cinayeti işlerken? Sende kan yok mu? Sen bu aileden değil misin? Değilim anladın mı? 30 yıl önce kaçtım İstanbul'a. Zeynep'i düşün, çocukluğundan beri yanımızda. Şehirli oldu, kan davası falan bildiği yok. Onun da mı hayatını mahvedeceksin? Nasıl olsa dönecek köyüne, öğrensin her şeyi şimdiden. Ona bir şey söylersen seni polise teslim ederim. Seni öldürürüm Selim Efendi, amca falan dinlemem, ilk seni öldürürüm. Gözünüzü kan bürümüş. Çıldırmışsınız hepiniz. Kocaman bir çocuksunuz. Bunda utanacak ne var? Beklemeniz memnun etti beni. Benimle ilgileniyorsunuz. Evet. Neden ilgileniyorsunuz? Bilmem. Düşünmedim. Kaba bir taşralıyı adam etme oyunu olmasın mı? Sizi kaba bulmuyorum ki. Tanıdığım en ince, en hassas insanlardan birisiniz. Katı görünüşünüzün altında insanın yüreğini işleyen bir eziklik, bir yumuşaklık var. Tabanca taşıyorsunuz ama... Tabanca, evet tabanca. İnancım sizin bir karıncayı bile incitemeyeceğinizdir. Yanlış mı düşünüyorum? Hiç düşünmemiştim kendi aklımda. Şimdi? Belki de haklısınız. Bu beni korkutuyor. Ya başka bir insan olmak zorundaysam? Derdinizi paylaşmak isterdim. Kalbinizin anahtarını buldum galiba. Yalnız... Şimdi ben açmaya korkuyorum. Gizli, kıymetli bir şey varmış gibi taşıyorsunuz paketi. Merak ettim. Açabilir miyim? Sizindir. Teşekkür ederim. Çiçeği şeyi verip ne isteyecektiniz benden? Ne isteyecektim? Bu akşam benimle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz? Bunu isteyecektiniz değil mi? Benimle yemeğe gelir misiniz Zeyno? Akşam Salih Reis'in kulübesine gelirim. Size çok yakıştı. Son modadır bu. Büyük sükse yapacaksınız. İtimat edin, Pierre Cardin'in en son kreasyonudur bu. Evet, en son Paris modası. Bu şapkanın modelini de Şasatist elden aldık. Seninki düpedüz oyun bozanlık Zeynep. Bu gece için ne güzel şeyler düşünmüştük canım. O köylü için bize boş veriyorsun. Oğlan çarık poturla gelirse hiç şaşmam. Belki de Zeynep için yeni bir oyun bu. Oldu olacak, sen de bir basma intiharı giy bari. Zeynep haklı çocuklar. Enayi avlama oyunu yüzünden hala vicdan azabı çekiyor. Maksadı yaptığını tamir etmek. Hiçbiriniz bilemediniz. İsteyerek gidiyorum onunla yemeğe. Kıyafet meselesine gelince insanın görünüşüne sizin gibiler değer verir. Hoşça kalın. Hepinize iyi eğlenceler. Davranın bakalım çocuklar, bize iş çıktı. Hayrola? Harika bir fikrim var. Hoş geldin Zeynep Hanım kızım. Buyur otur. Teşekkür ederim, oturmayayım. Murat nerede? İçeride. Sayende ehlileşmeye başladı bizim yabani. Çağırayım mı? Siz rahatınıza bakın, ben seslenirim. Murat! Geldim ben. Ben de hazırım. Geliyorum ama alay etmeyeceğine söz ver daha önce. Niye alay edeyim? Önce söz ver. Pekala, söz veriyorum. Aa, çok şıksın Murat. Seni gören bütün kızlar beni kıskanacaklar. Bir de bana sorun. Bu elbisenin içinde bir türlü rahat edemiyorum. Hele şu boyun bağ. Zamanla ona da alışırsın. Dur bakayım. Ama Murat, bu gece yanında olması şart mı bunun? Hakikaten Murat, rica ediyorum. Ver onu bana. Sizde kalsın. Aferin Zeynep Hanım kızım. Bu kopuğu adam ödersen sen edeceksin. Bize müsaade Salih Reis. Size iyi geceler. Güle güle gidin. İyi eğlenceler. Elle yiyip tadını çıkarmak daha akıl kârı. Sen de benim gibi yapsana Murat. Garson. Buyurun. Beye benden bulgur pilavıyla ayran götür oğlum. Hatırım için. Bu gece bizim gecemiz, ne olursa olsun kavga yok. Hey çocuklar, bakın hele kimler de dans ediyor. Yakın bir yere oturalım da dans bilgimiz artsın. Bana kalırsa Zeynep'in taşralı jönü saza götürmesi lazım diye. Fuada oymayın. Yaptığı soğukluklarla kendisini çok şakacı sanıyor. öğrettim. Hayda! İçinden nasıl geliyorsa öyle yap. İstersen gidebiliriz artık. Selamünaleyküm. Güzel çalıyor değil mi? Toprak kokusu, yağmur sesi kadar yakın geliyor bana. Eski bir halk türküsüdür bu. Senin gibi bir Zeynep için yazıldığını biliyor musun? Benim gibi mi? Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter koynunda. Arife gününde, bayram ayında. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im, üç köyün içinde şanlı Zeynep'im. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Teşekkür ederim ama üşümüyorum Murat. Üşüdüğün için değil. Ya niye örttün? Güneşin ilk ışıklarını senin güzel gözlerinde seyretmek ne güzel Zeynep. Çok güzel bir geceydi Murat. Bitmesini istemezdim ama gitmemiz lazım. Seni artık ne zaman göreceğim? Öğleden sonra buluşuruz. Nerede? İlk güldüğün yerde. Orayı uğurlu sayıyorum. Bu senin için. Yok. Şimdi açma. Niçin? Bana ait değil mi? Belki sana layık olanını seçemedim. Vermekte kararsızdım hatta. Çünkü sadece Zeynep adında bir genç kızdın dün geceye kadar. Şimdi? Şimdi neyim? Zeynos. Unutamayacağım, ayrılamayacağımsın. Be, delirdin mi? Bugün mutlu bir günümdür amca. Balıkların canını bağışladım. İyi haberlerim var Murat Efendi. Bekir'in yerini öğrendim. Amcası Selim'in evinde kalıyor. Her gece geç vakit çıkıp dolaşıyor. İşte adresi. Elinle koymuş gibi bulacaksın. Kapıdan çıkarken zımbalarsın köpeği. Senin yerinde olmak isterdim. Ben gideyim. Salih Reis beni sevmez. Eyvallah. Vazgeç Murat oğlum, yapma yok yere kendini. Sen şimdi bir yol ağzında sayılırsın. O kızla el ele mesut bir geleceğe doğru yürümek senin elinde. Gideceğim yolu biliyorum Salih amca. Mecburum. Sağlıcakla kal, hayır duan esirgeme. Ben de evden böyle çıkmıştım Murat. İçim yana yana ayrılmıştım sevdiklerimden. Sonra ne oldu? Demir parmaklıklar arkasında tam 15 sene. Şimdi ben senin yerinde olsam... Olamazsınız Salih amca. Senin öldürmek zorunda olduğun bir düşmanın yok. Murat! Bak! Yüzüğünü taktım. Ömrümde aldığım en güzel hediye bu. Senden duymak istediğim sözler gizli bu hediyede. Ne var? Bir şey mi oldu? Bu yüzük. Keşke hiç takmasaydın onu. Bu yüzük acımı arttırıyor. Bana herhangi bir söz vermiş değilsin. Söz mü? Sana kalbimi verdim Zeyno. Keşke zorlamasaydın kilidini. Kapalı kapıları açmasaydın. Söylemiştim sana. Kalbimdeki pis karanlık şimdi sevgimizi boğuyor. Neler söylüyorsun? Sana veda etmeye geldim Zeyno. Neden Murat? Aramıza giren, bizi ayıracak olan ne? Hiçbir şey sorma bana. Kaderde, alın yazısı de... unutmaya çalış. Unutmamaya çalışacağım Murat. Birlikte geçirdiğimiz her anı yeniden yaşamaya çalışacağım. Kadere de inanmıyorum, alın yazıma da. Bir engel var, anlıyorum. Başka bir kadın. Polis mi peşinde? Hapse girersen seni beklerim. Bekleme Zeyno. Unut Zeyno. Bir rüyaydı de. Bir yaz yağmuruydu, bir kabustu gelip geçti de. O kadar kolay mı bu? Zor Zeyno. Biliyorum zor. Beni affet. Gidiyor musun? Seni bekleyeceğim. Bekleme Zeyno. Yıllarda sürse yokluğun, her mevsim, her ay, her gün... burada. Bekleme Zeyno. Seni bekleyeceğim. Bekleme! Bekleyeceğim Murat! Bekleyeceğim! Bekleyeceğim! Geleceksin! Dışarı çıkmayacak mıyız abi? Hayır. Ben biraz çalışacağım. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Böylece hepimiz için daha hayırlı Bekir. Erkenden gidiyor musun abi? Gidiyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı abi? Sağ ol bacım. Sabah görüşürüz. Çalışabildin mi? Çalıştım abi. Dikkat! Haydarpaşa Erzurum postası 5 dakika sonra hareket edecektir. Murat'ı soracaktım Salih Reis. Murat gitti kızım. Gitti mi? Nereye? Ne zaman gelecek? Hiç gelmeyecek. Hiç gelmeyecek mi? Çocuğu hastalanmış. Dün telgraf geldi karısından. Bana bunu niye yaptın Murat? Seni sevmiştim. Sana inanmıştım. Sensiz olamayacağımı bile bile. Niye beni aldattın? İstanbul'a kadar Bekir'i bulup ihbar etmek için gittin demek. Öldürmeye gücün yetmedi. Çavuşoğullarının yüreksizliğini bilirdik ama seninkine düpedüz kahpelik derler. Onu öldür Murat abi. Onu dayaktan öldür. Kılığına bakan da erkek sanır seni. Kahpe kısmına entari daha çok yakışmaz mı arkadaşlar? Git yavrum dölü. Git buradan Davut. Elimi zorla kana bulama, git akranlarınla dalaş. Bugünlük jandarmaya dua et. Murat efendi. Bela mı arıyorlar gene? Boş ver, sen kimseden korkmazsın, bunu herkes bilir. Asıl yüreklilik kahpeci adam vurmak değil, yiğitçe kan davasına karşı gelmektir. Biraz daha direneceksin Murat efendi. Göreceksin yavaş yavaş her şey yoluna girecek. Atlayın bakalım, sizin köye gidiyoruz. Duydun mu, Bekir yakalandı, kasaba cezaevine götürüyorlar yarın. Şuna da bak şuna! Kahpe Çavuşoğulları'nın kahpe oğlu! Delibaş Murad'ın deliliğine güveniyorduk biz de. Korkusundan jandarmasız dolaşamıyor. Dereye oğlum dereye! Çamaşır yıkamaya! Yüzyıllık Çavuşoğlu adını yerin dibine batırdın. Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun seni 9 ay karnımda taşıdığıma. Emzirdiğim süt sana haram olsun. Nerede senin cesaretin, nerede senin yiğitliğin? Sana büyü mü yaptılar oğul? Senin gibi erkek olmaz olsun, al! Öz dayısının kanını aramayana karı gibi çamaşır yıkamak yaraşır. Yeter! Üstüme varmayın! Yeter! Yeter! Gelsene Cemil, belki sen hatırlamazsın ama bak Cemil de seni karşılamaya geldi. Bizden daha büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu seni. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Teşekkür ederim Cemil Bey. Cemil'in arabası bu. Bin bakalım Zeynep Sultan. Çavuşoğlu Halil'in küçük piki değil mi bu? Ta kendisi. Gel buraya. Kahpe soyluların pişleri için değil bu eğlenti. Bas bakalım. Yakalayın şu piçi. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın diyorum size. Bırakın. Gelsin bakalım kahpe soylu abin. Var. Osman koş Murat'a haber ver. Çocuğu dövüyorlar. Yoksa başımıza bela olur. Ne versin? Murat abi, bakkal ağanın adamları meydanda Hasan'ı dövüyor. Hamdi çocuğu palaskayla dövdü. Bizden kimse yoktu, müdahale edemedik. Hasan kardeş. Nereye? Yıllardır hep bugünü bekledim. Ben de babacığım. Bir taraftan da korkuyordum ha. Kız büyük şehirde, zengin muhitte yetişti, doktor oldu. Ya bizi horlarsa diyordum. Zeynep Hanım soyunu inkar edenlerden değil, battala. Hamdolsun. Annem Davud'u doğururken doktorsuzluktan ölmüş. Bugün hala doktor yok köyde. Bugün var, siz varsınız. Köylünün yarası kolayca sarılacak artık. Ne cesaretle geldin buraya? İtlerin yok yere Hasan'ı dalamış battala. Büyükleri bıraktığınız çocuklarla mı hesap görüyorsunuz artık? Doktor kızın Hasan'ın canını kurtaramazsa hepinizin canını almak boynuma borcu olsun. Şuraya yatırın çocuğu. Sen gidebilirsin Ayşe, teşekkür ederim. Battala duymasın sizi buraya getirdiğimi. Merak etme, söylemem. Kim o? Seni yoklamaya geldim. Nasılsın? İyiyim. Annen yok mu? Tarlada. Baban? O resim babamın değil, Murat abimin resmi. Murat baban değil mi senin? Abim dedim ya. Peki Murat abinin karısı, çocukları? Murat abim evli değil. Evli değil mi? Murat abin nerede Hasan? Gitti. Nereye gidebilir? Bilmem, kendinden kaçıyormuş. Şimdi istasyondadır. Ona yetişmem lazım Hasan. Sana bir kötülük gelmesin diye kaçtım Zeyno. Seni sevdiğim için kaçtım. İçinde yaşamayan anlatılması zor Zeyno. Buranın kanunları şehrin kanununa benzemez. Buranın kanunları şu kayalar, dağlar kadar sert, aşılmaz. Ailelerimiz arasındaki uçurumu bir bilsen. Sevgiden bir köprü kurarız o kayaların üstüne. 100 yıllar sevgi tanımayan yüreklere sevgiden köprü kurulmaz. Sen de onlardan biriydin Murat. Sen de bu kayalar kadar sert, aşılmaz değil miydin? Kinden, nefretten başka duygu bilmeyen. Sonra Bekir'i vuramadın değil mi? Beni sevdin. Düşman olmamız neyi değiştirdi? Şimdi seni daha çok seviyorum Zeyno. Sevginin aşamayacağı engel yok Murat. Benimle gelir misin Zeyno? Kaçalım, başımızı alıp uzak illere gidelim. Küllenmeye başlayan ateşi körüklemek için mi? Burada kalacağız Murat, kalıp mücadele edeceğiz. Babamdan istesene beni. Çıldırdın mı sen? İkimizi de öldür. Babam beni sever. 20 yıl ayrı kaldığı doktor kızını üzmek istemez. Hem alacaklı değil misin bizimkilerden? Bekir'in canına karşı Zeyno. Bizim nikah kağıdımız barışın sembolü olacak Murat. Vermezse? O zaman kaçarız seninle. Yarın gelip isteyeceğim seni babandan. Sevginin aşamayacağı engel yok Murat. Sevgiden bir köprü kurarız o uçurumun üstüne. Gördün mü olanı küçük hanım? Çavuşoğullarının Murat geliyor. Telaşlanacak ne var Ayşe? Babamdan beni istemeye geliyor. Tut şimdi. Lafım kısa ağam, senden bir ricam var. Ne ricasıymış? Beni tanırsın ağam. Gözümü budaktan sakınmam, kıyıcıyımdır. Attığımı vurur, ölüme boş veririm. Son günlerde çok horlandım, alaya alındım. Delibaş Murat, tabansız Murat oldu sandılar. İnsanoğlu birden korkaklaşmaz battala. İnsanoğlu yavaş yavaş durulur, akıllanır. İstanbul'a ne diye gittiğimi herkes gibi sen de biliyorsun ha. Bekir'i öldürmem am meselesiydi, elim tetikliydi. Tabancamı çekmişken onu vurmaktan vazgeçtim. Şerefsiz yaşamayı, horlanmayı göze alıp oğlunun canını bağışladım. Şimdi bana bir can borcum var ha. Davut çok genç, onunla değil, benle hesaplaş yürekliysen. Davut'a sözüm yok. Kendimden güçsüzlere elim kalkmaz benim. Senden istediğim başka. Bekir'in canına karşılık barış istiyor. Ailelerimiz arasında 100 yıldır sürüp gelen bu düşmanlık bitsin artık. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Bunu söylemek için. Bir de... Bu barış sözde kalmasın diyorum. Senden Allah'ın emriyle kızın Zeynep'i istiyorum ha. Nikah kağıdımız bu barışın mührü olsun. Müsaade et de... İyi düşün ha! Kızını vermezsen çok kan dökülür! Bir de beni tehdide kalkışıyorsun ha kendi evimde! Davut, Rıfat, Cemil ne cehennemdesiniz! Bu it beni evimde tehdit edecek de siz bunun haddini bildirmeyecek misiniz? Ah. Susturun şu iti, sürüyün götürün domuzun dönünü! Baba! Yalvarırım babacığım, söyleyin bıraksınlar onu! Buraya gelip sizden konuşmasını ben istedim. Onu seviyorum baba. Seviyorum. Seviyorsun demek. Demek İstanbul'a okumaya değil, kahpeliğe git. Baba! Zeynep'in kılına dokunursanız hepinizi öldürürüm. Murat! Bu kahpeyi dama atın, aklı başına gelene kadar kapışacağız. Murat! Yeter, ölecek! Götürüp meydana atın, öteki Çavuşoğullarına ibret olsun! Dayının kanı kurumadan seni de bu hale koydular, öyle mi? Battal köpeğinin kanıyla bu topraklar sulanmadan sen canımı alma Allah'ım! Sen de benim oğlumsan, canında şuncacık Çavuşoğlu kanı taşıyorsan, battallara bu dünyayı haram edersin! Yeni gelen kahpe kızları da dahil, birini sağ komazsın, birini! İşte cümle alem duysun, cümle alem! Bunu yapmayacaksan, kocamış kadın halimle, Çavuşoğullarının kanını ben soracağım onlardan! İşte bunca kimsenin önünde yemin içiyorum! Battallara zindan edeceğim bu toprakları! Zindan! Bana yardım eder misin? Canımı iste Murat abi! Bu gece Battalgillerin oraya gideceksin. Kimseye görünmemeye çalış. Zeynep'i bulacaksın. Yarın saat 11'de istasyonda bekleyeceğim onu. Zeyno diye seslen, benim gönderdiğimi anlar. Sana güveniyorum Hasan. Merak etme Murat abi! Zeyno ablayı bulur söylerim. Herkes ne derse desin, ben senin kimseden korkmadığını biliyorum. Sen de Battalgillerdensin Cemil, üstelik varlıklı, kudretli bir ağasın. Selim'e uyup bir hatadır işledik. Doktor olmak kız kısmının nesine? Şimdi geç kalmadan bunun başını bağlamak lazım. Kız istemeyince Battal'a? Canım, kızın istemesi de neymiş? Çantasındaymış ha. Sen bilirsin Cemil, işte kızın nüfus cüzdanı. Yarın sabahtan tezi yok, nikah muamelesiyle meşgul olacağım. Yıldırım olsun. Yıldırım olsun! Sen de kıza sahip olmaya bak Battal'a! Şu nüfus cüzdanı cebime girdi mi, Zeynep karım sayılır! Bir yanlışını görürsen bu kez benim elimden kan çıkar, ona göre! Güle güle git, güle güle gel, hadi yolun açık olsun! Ne bakıyorsun öyle dalacak it gibi? Zeynep'e yemek götürsek mi diyecektim de... Ziftin pekini yesin kahpe! Zeynep bacıma bir şeyler hazırla. Şimdi hazırlarım ağam. Zeyno! Zeyno abla! Sana yemek getirdik küçük hanımcığım. Teşekkür ederim Davut. Sana yemek getirdiğimizi babam bilmiyor. Merak etme, söyleme. Bizim kusurumuza bakma abla. Sen buraların düzenini bilmezsin. Kabahat bende Davut. Bu düşmanlık biter sanmıştım. Bitmez abla. Ayşe sonra gelir, tepsiyi alır. Zeyno abla! Zeyno abla! Kim o? Zeyno! Zeyno abla! Abin mi gönderdi seni? Evet, yarın istasyonda seni bekliyor, saat 11'de. Sağ ol Hasan kardeş. Murat abine selamımı söyle. Beni buraya kapattılar, merak etmesin, bir şey yok de. Yarın ne yapıp edip istasyona geleceğim. Gelen var Zeyno abla, ben gidiyorum. Peki. Bir şey yememişsin küçük hanım. Bana yardım edeceksin değil mi Ayşe? Büyük bir iyilik yapacaksın. Tren bir saat kadar gecikecek. Murat! Zeyno! Bacım nerede? Oğlun olacak o it soyu saklanmayıp çıksın karşıma! İt soyunun hası battallardan çıkar! Bacım dediğin kahpeden de haberim yok! Yıkılın gidin evimden! Battalgillerin köpekleri buraya ayak basamaz! Katiller! Soysuzlar! Geberin! Sizi kahpederler! Bunu yalnızca korkmayın! Vay başıma! Katiller! Yıktınız evimin temelini! Vur! Vur pis soyu! Beni de vur, hadi! Allah belanızı versin! Allah hepinizin kökünü kurutsun! Katiller! Soysuzlar! Abi! Murat abi! Babamı vurdular! Kim vurdu? Battal Ağa'nın oğlu Davut! Öldü mü? Öldü mü? Öldü! Acın büyük Murat. Nasıl paylaşırım bilmiyorum. Her şey düzelir, mutlu olabiliriz sanmıştım. Salih Reis söylemişti. İnanmadım. Sana da inanmadım. Sevgimizle her şeyin üstesinden geliriz diyordum. Biliyorum. Bu mezar sade babanın mezarı değil. İnançlarımızın, umutlarımızın, aşkımızın da mezarı. Bu mezar ikimizin mezarı Murat. Şimdi kardeşimi vurmaya gidiyorsun değil mi? Onu öldürmen gerekiyor değil mi? Allah'ım, ne korkunç, ne insafsız kanun bu. Onu vurmasan olmaz değil mi? Düşün, henüz 17 yaşında. Olmaz. Biliyorum olmaz. Onu vuracaksın. Kardeşimi öldürdükten sonra da sevecek miyim seni? Yoksa nefret mi edeceğim? düşman mı olacağız birbirimize? Murat! Anan nerede? Dağa çıktı. Davut çifte kayalarda saklanıyormuş. Jandarmalar Davud'un peşinde Murat. Nasıl olsa yakalarlar onu. Ne olur gitme. Biliyorum, ya sen onu öldüreceksin ya da o seni. İkisi de birbirinden beter. Murat! Davud'u vurmakla ellerine geçecek. Kardeşim orada. Vahşi bir hayvan gibi saklanıyor. Biz hiçbir zaman kavuşamayacağız. Ama aşkımız yaşayacak. Gidersen Davud'u değil, aşkımızı öldüreceksin. Sevgimize kan bulaşacak Murat. Düşman olacağız birbirimize. Mutluluğumuza kinden bir mezar yapacaksın. Hesabın tamam battalın Davut. Sıra babanda şimdi. Jandarmalar bu civarda ana. Neredeyse silah sesine gelirler. Davud'u ben öldürdüm. Doğru, Davud'u sen öldürdün. Senin öldürmen yakışırdı. Kardeşim! Katil! Abla! Beni Hatice kadın vurdu. Murat değil. Ölmeyeceğim değil mi? Doktorsun sen. Beni kurtarırsın. Abla, abla, ölmek istemiyorum. Beyimizi vurmuşlar ha! Sen sağ ol ha! Murat itini öldürmeden uyku haram artık. Canını tek Çavuşoğlu bırakmayacağım. Silah sesi duyulalı çok olmadı. Murat uzaklarda değildir. Onu jandarmalardan önce bulmalıyız. Onu kanun, onu Allah bile alamaz elimden. Murat'ı ben gebertmeliyim, ben! Zeynep de ortadan kaybolmuş. Başın sağ olsun ha! Gördüğünüz yerde ikisini de öldürün. Affet beni Murat. Öldürebilirdim seni. Demek bu kadar kolaymış insan öldürmek. Davut söylemeseydi seni katil bilecektim. Senden nefret edecektim. Kurşun içeride kalmış. Çıkarmam lazım. Kader ilk ameliyatımı böyle korkunç şartlar altında yaptırıyor bana. En sevdiğime acı çektirerek. Dişini sıkacaksın Murat. Kurşunu çıkarmaya mecburuz. Yer yarılıp yerin dibine girdi sanki köpek. Ne yapsa elimizden kurtulamayacak namert doğumu. Akçalı'ya gidip İzir Üstem'i alıp getir. Murat namussuzunu bulup gebertmeden dönmek yok bize. Artık gidebilirsin Zeynep. Gitmek mi? Yanında kalacağım Murat. Bulurlarsa ikimizi de öldürürler. Öldürsünler. Bundan sonra seni hiç bırakmayacağım. Ölürsek de beraber ölürüz. Sen yürüyebilecek kadar iyileşince bir yolunu bulup kaçarız. İstasyonu çepçevre çevirmişlerdir. Tek yol şu dağları aşıp denize varmak. Denize varabilirsek kurtuluruz. Bu dağları aşarız Murat. Yeter ki ayrılmayalım bir daha. Bu yolun sonu yok Zeyno. Babanın yanına dön, İstanbul'a dön. Bırak beni Zeyno. Sus, sus Murat. Benim yerim senin yanında artık. Alın yazımız tek. Kaderim benim kaderim. Onlar bizi ayırmaya çalışsınlar. Biz birbirimizi daha çok seveceğiz. Sabah erken dağı aşıp denize varacağız. Dağ bize yardım edecek. Murat'ım, dağlar, taşlar, tüm güçlükler yol verecek aşkımıza. İstanbul'daki o gecemizi hatırladım Murat. Gerçekten mutlu olduğumuz tek geceydi. Benim türkümü söyler misin? Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan, elvan güller biter koynunda. Arife gününde, bayram ayında. Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im. Zeynep'im. Allah Zeynep. Üç köyün içinde. Üç köyün içinde. Şanlı Zeynep. Orada değil mi? Davut o öldürmedi, anası vurmuş, hacca kadın vurmuş. Davut'tan bana ne? Benim başka hesabım var Murat'la. Sen beni istiyordun değil mi? Annemin mezarı üzerine yemin ederim ki eli elime değmedi. İstersen evlenirim senden. karın olurum. Ölünceye kadar sadık kalırım sana, ne istersen yaparım. Yalnız onun canını bağışla. Bırak gitsin, artık buralara gelemez nasıl olsa. Nasıl olsa öldü sayılır. Pekala, yürü benimle. Çoban kayasının oradaki mağarada saklanıyor. Kaçırmayın. Sen meraklanma ağam. Anneciğim, bu hançeri çeyiz sandığına kara yazımı bilip de mi koydun? Elime Murad'ın elinden başka el değmeyecek. Murad gelmezse, onu öldürürlerse, senin hançerinle canıma kıyacağım. Beni affet. Biliyordum geleceğini, seni bekliyordum Murat. Zeynom, seni bırakır mıydım onlara? Ölsem ölüm gelirdi, gömseler toprağa parçalardım. Zeynom. Hepsinden kurtulduk, bizi kimse ayıramaz artık. Murat. Zeynom, trenimiz geçmedi henüz. Trene bindikten sonra her şeyi unutacağız. Sadece ikimiz olacağız bundan sonra. Daima beraber ve mutlu. Bizi bekleyen güzel günler geçmişi unutturacak Zeynom. Unutacağız Murat. İkimizin bir dünyası olacak. Senle ben. Yalnız, mutlu. Ben senin neyin? Zeynox, unutamayacağım, ayrılamayacaksın. Duyuyor musun? Murat'ım. Zeyno. Zeyno. Murat'ım.